Allah Resulü veda hutbelerinden birinde, evet, Allah Allah'a fî nisâikum, Allah, kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan. لِيَنَّكُمْ اَخَذْتُمْ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyuruyordu. Allah'ın emaneti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah size bir emanet veriyor ama siz emanete sadakat göstermiyorsunuz. Bu anlamda onun emanet olmaklık açısından çok daha üzerine titrenmesi lazım. Tabii bu anlamda sorumluluklar ve haklar karşılıklı. Yani sadece kadın veya sadece erkeğe yüklenmek de haksızlık. Yani burada hak ve sorumlulukları karşılıklı ifa edip, ifa ettiği sorumluluk kadar da hakkının olacağını bilmesi insanın. Aynen öyle. Eğer sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, hakkı tahakkuk etmiyor demektir. Sorumluluğunu yerine getirmeden hak isteyen insanlarla dolu bir toplum görüyor. Sorumluluğunu yaptın mı ki hakkına talipsin? Yok, yerine getirmemişsin. Ama her hak bir sorumluluğun karşılığındadır. Onun için bizde haklar ve ödevler daima terazinin iki kefesinde bulunur. Ödev önceliklidir. Ödev ahlakı önceliklidir. Görev ahlakı önceliklidir. Sorumluluk ahlakı önceliklidir. Bu anlamda maalesef öteden beri kadınlar konusunda Müslüman toplumları hep yaralı bulmuşumdur. Hep sıkıntılı bulmuşumdur. Allah Resulü'nün iyileştirme çalışmaları, Kur'an'ın onca öğüdü, onca emri sanki cahiliye Arabının bir kulağından girmiş, öbür kulağından çıkmış gibi.